Yani başka bir şey yok, zorluğu yok bizimkilere nazaran. Yalnız, kitaba neydiniz? Kitabı söyleyeyim ben size. Rum tarafında ehliyet sınavına giriyorsunuz, adamlar yalnız size trafik levhaları hakkında soru soruyor. E bizim burada geliyorsun, yok köşeden arabanı ne kadar uzağa park edin, kırmızıdan sona ne yanar? Yani adayları biraz zorluyorlar. Yani kitap dediğin büyüklüğü, kalınlığı hiç önlem ifade etmiyor bence. Özetini soracaksın sen çocuklara. Özetini biliyorsa tamam, sınava alıyorsun kendini. Bilmiyorsa sınava almıyorsun. Evet. Yani bu kadar basit bir olay. İkinci bir olay, bizim bu trafik kazaları hakkında ben size biraz bilgi vereyim. Yollarımız biraz bozukça, yani yollar biraz tamir istiyor. Anaol'a çıkacaksın, Anaol'larda bir dur lefası bile yok. Yolda çizgisi yok. Dur diye ne tarafta duracaksın, solda mı duracaksın, sağda mı duracaksın, onları hiç belirtilmiyor. Ama tahmin ediyorum ki ilerideki zamanlarda bunlar düzelecek yani. Ha bir de yaya geçitlerine geliyorsunuz, gelin Lema'da geçelim, orada bir okul var, trafik ışıkları var orada ki bir aydır bozuktur. Yaya geçit trafik, altında yaya geçit lefası yok, hiç çizgileri yok. Evet, bir de Elçiliğin önüne gelin, orada da var bir tane. Onun da ışıkları bozuk. Yani adamlar tahmin etmiyor bozulan ışıkları. Başka ışıklara gidersiniz, kırmızısı yanmaz, sarısı yanmaz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra şeyden, Gönyeli çemberinden, Altınbaşak şeye kadar, hani köye kadar olan kavşaklar hep çember olması lazım. Yol tıkanıp kalıyor orada, insanlar korna korna deli oluyorlar ya. Hiçbir yere gidemiyorlar. Hele saat 4-5 gibi akşam üzeri veya sabahleyin. Evet, evet. Bunları çember yapsak açılacak olurlar çocuklar. Yani ben bunları size tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Rum kesimine gittiğin zaman üstünde çember var, altında alt geçit var. Yani ben dört bir tarafını Rum'un da gez. Rum bizden daha iyi değildir ama niçin biz bunları yapmayalım? Evet. Mağdur olalım. Ha, mesela çift şeritli yol dediniz. Eğer işçilik oldular güzel bir yoluna, insanları basacaklar oraya. Altından bir alt geçit yapsınlar. Gelin burada fuar yolunu alın, orayı kapatın, oradan bir alt geçiyor. Ama bunları söylüyoruz, yapan yok harımcığım. Yapan yok. Yani hep onları 10 senedir söyle ama Cemal Bulutoğlu'na ben güveniyorum. Bu işlerin üstesinden gelecek bir adamdır. Sizi tutmayan fazla ben çok çok teşekkür ederim. Biz böyle teşekkür ederiz Hasan Bey. Biraz daha heyecanlıyım çünkü ben 53 yaşındayım, ilk defa bir canlı yayına katıldım. Sağ ol, hoş teşekkür ederiz. Heyecanımı az görüyorum. İyi akşamlar Hasan. Sağ olun, iyi sabahlar dilerim. Teşekkür ederiz programa katkı koyduğunuz için. Tamam. Evet, Hasan Bey de tabii ki yollardadır diye devamlı. Evet. Ataları daha iyi görüyor. Evet Sayın evet. Avcı, son olarak. Evet, bu akşamki programımızı tekrar iki programımızı teşekkür ederiz. İki program. Tabii programlarla biz trafik sorunu çözemeyiz. Ama belli yerlere belli mesajların gitmesi, kamuoyu baskısının artması, kamuoyunun belli doğrulara daha kolay ulaşabilmesi yönde hepimiz bu akşam bir kamuoyu bilgilendirmesi yaptık diye düşünüyorum. Tabii trafik kazaları bir dişli çark gibidir. Bu çarkların herhangi birinin boyutlarının değişik olması, bozuk olması trafik kazalarının sebebidir. Dolayısıyla o yanlıştır, bu da yanlıştır. Madem o yanlıştır, ben de bu yanlışı düzeltmeyeyim dersek zaten bu iş de olmuyor. Şart dönmez. Herkesin sorumluluğu, her kesimin bir sorumluluğu vardır. Yani herkes üzerine düşen sorumluluğu yaparsa, elini taşın altına mutlaka koyar ve bu kazadan ben de sorumluyum derse ancak o şekilde. Ve ben iddia ediyorum ki bu ülkenin bütün trafik kazalarından en üstten en alta kadar, yeni doğan bebeğe kadar sorumluluğu trafikte. Yeni doğan bebek gözden açtıktan sonra eğer önde oturtarak sürüyorsa annesi ve çocuğunu sevdiğini yiyorsa o bebek de sorumludur. Dolayısıyla bugünkü ve ben şunu da söyleyeyim, bu ülkenin kazaları geliyorum diyen kazalardır. Kaza geliyorum demez. Doğru. Kaza öyledir ama bu ülkenin hazırlanır bizim ülkenin daha kazaları hazırlanır geliyorum daha der. Yani örneğin ben tabii burada Allah kimseye vermesin 7 kişinin ölümlü kazasına 2 ay önce trafik kazanı medyanın UNDP desteği afiş bastırdı. Bir baba arabada oturan çocuğuna anahtarı uzatıyor. 2 kere düşün diye bir afiş bastırdık biz. 2 ay sonra o kaza oldu. Biz o tehlikeyi sezdik gelecek. Çünkü herkes anahtarı vermeye başladı çocuğuna. Bütün bunlara baktığımızda trafiğin artık bir master planı, bir büyük planı. 2010 yılında biz ne yapacağız, 2010 yılında ne yapacağız diye oturup devletin
elini başını eline alıp düşünmesi gerekiyor. İşte Sayın Müdürüm master planı var. Ben diyor 2010 yılında bu yolu yapacağım. Peki ben 2010'da nasıl ehliyet vereceğimi bilmeyiz. Örnek veriyorum bunu. Okullardaki eğitimi nasıl geliştiririz onu da bilemiyorum. Sigorta sistemimiz nereye gidecek bilmeyiz. Yarın mı 3 sene sonra mı onu da bilmeyiz. Sayın Belediye Başkanı burada kendi adına konuştu. Kendi belediye adına çok güzel konuştu ama diğer belediyeleri bilmeyiz. Çok ilginç 28 tane belediye var. Hepsi kendi bölgesinde imparator. Ama trafikle ilgili kaç tane uzman veya teknik bilgi veren adam var? O da bir soru işareti. Yani düşünün siz, isim vermeyeyim burada ama küçük belediyeler var. Mühendisi yok. Ama belediye her şeyden sorumlu. Bu bağlamda bütün bunların bir tek elden gönderilmesi gerekir. Ben iki değerli arkadaşıma, Şoförler Birliği ve Sigortacılar Birliği Genel Sekreterine teşekkür ederim. Çünkü o iki duvardı bizim için. Hakikaten hala da iki duvar. Ama buraya katılan arkadaşlar hakikaten doğrunun ve beraber aynı şeyi savunuyoruz. Aynı şeyin yanlış olduğunu söylüyoruz ama ikimiz de düzeltemiyorsak, üçümüz de düzeltemiyorsak demek ki engelleyenler de var. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Trafikte düzelmesini çalışan insanların yanında trafiğin düzelmesini engelleyecek olumsuz katılanlar da var bu olaya. Bile bile mi? Bile bile. Tabii çünkü ehliyet alma sistemi bugün kolay. Hepimizin içine gelir. Alan memnun, veren memnun. Zorlaştım. Yazılı sınav niye yok diye sorduğumuzda. Olması gerekir. O yok. Tabii neden? Anne baba da memnun. Çocuk da memnun. Kolay ehliyet alıyor. Sigorta sistemi ucuz sorgulanmıyor. Gidip kaza yapıyoruz. Ötesi aynı sigorta. Alan da memnun, veren de memnun. Dolayısıyla tabii diğer eski araba ithalleri. Sol direksiyon ithalleri. Eski iş araçlarında yaz sınırı yoktu. Yani adam kamyon veya işte çakıl yoğurma makinesi geldi. Yaz sınırı yoktu. En eski sağlığı getiriyor. Kamyon ithalleri şu inşaat sektörü patladı. Adamlar kamyonun dışını getirir. İçini getirir. Burada kasa yapar. Ondan sonra araba da yokuş aşağı gider. Frenleri patlar. Bütün bunları sorgulamamız gerekiyor. Araç muayenesini sorgulamamız gerekiyor ama çok şükür diyorum ben bir kamuoyunda kazanın önünde bir istek artık geldi. Kabulleniyorlar. Örneğin kameralar geldi. Kameralar kazaları azaltır mı? Kameralar orada kazayı azaltır. Yani oraya siz en azından orada. Defkoşa'ya koyduğunuz mouse'a kazayı azaltmaz size. Ama orada kazayı azaltır. Bugün hiçbir kamera önünde Temmuz'dan beri burada bir ölümlü kaza olmamıştır. Çok şükür. Olsa da fotoğrafını çekecekler makine kaç süratle geldiğine kadar. Yani bu da çok ilginç değil mi? Evet. Dolayısıyla kameralar dünyada kendini ispatlamıştır. Tepki koyan bir kesimler oldu ama memnun olan çok daha kendisi. Burada programda dinliyorum. Kameralar daha çoğalacak değil mi sen abi? 150 tane kamera siparişi var. Tabii çoğalacak. 150 kamera, 100 tanesi dolu, 40 tanesi boş. Bence daha mantıklı. Dolayısıyla iyi yolda gidiyoruz. Onu söyleyebilirim ben. Yani karayolda bir uyanış var. Bir uyanış var. Yolları sorguluyor. Ama yeterli değil. Yeterli değil. Bugün yolları soruyoruz. İşte müdürümüzü sıkıştırdık burada. Evet. Ama nerede sıkıştırdık? Koskoca yolun köşesinde sıkıştırdık. Bu da güzel. Bu da olmasa mı? Bu da olmasa. Yani. Odur olay. Burada arkadaşlar doğru da diyorlar. Eksiklerimiz var. O da çok güzel. Yani ben bu akşam çok mutluyum. Hayır eksikler doğrudur diyen olmadı. Olmaz. Eskideki programlarda gelen yetkili arkaşlar hayır budur güzeli derdi bize. Bu akşam öyle bir şey yok. Umudumuz var. Ben hem fikiriz hemiz. Hem evet. Fikiriz. Onun için teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Amca. Evet Sayın. Şimdi ikinci program. Benim de yeni müdür olduğum bir dönem. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her zaman biz eleştiriye açığız. Özellikle zaten eleştirilecek noktalarda çalışan bir daireyiz. Neden böyle bir daireyiz? Çünkü yaptığımız yollar kamuoyunun şeyinde. Göz önünde. Biz şu ana kadar 700 küsür 800 kilometreye yakın 3. sınıf yol yaptık. Ben özellikle dikkat ediyorum buralarda. Lefkoşa'nın trafiği yani ülkenin genel trafiğinden ziyade böyle Lefkoşa ve varoşların trafiği de yoğunlaştık. Ama biz ana arterlere bağlanan yollar var. 3. sınıf yollar var. Örneğin son yaptığımız bir yol var. Benim için çok önemli bir yol. Beyarmudu sınır kapısından bağlanıp Magosa'ya giden bir yol var. 4 yol. 4 yol Beyarmudu yol. Çok güzel bir yol. 7 metre genişliğinde bir asfalt yapıldı. Her zaman hatalar görünür ama. Bunu da kabul edelim. Evet. Biz o hatalara da açığız. Ve o hataların da giderilmesi yönünde çabamız var. Çabamızda iyi niyetliyiz. Neden iyi niyetliyiz? Geçen hafta bize bir takım nokta şeyler söylendi. Ve o nokta şeyleri bir hafta içerisinde karayolları olarak düzeltmek yönünde gerçekten yoğun çaba. Her eleştirilen noktaya ben gittim. Doğru. Güzel ama. Güzel ben doğru. Gittim.
Örneğin çok basit gibi görünüyor. Tören alanının oradaki 3. şeridi açıldı. Ben bugün yaptırdım. Güzel. Ben de bu akşam konuşuldu, bugün yapıldı. Ben de bu akşam gelirken gördüm, fark ettim. Bugün şeyler de geldi. Evet, bunlar zaten vardı. Yani sistemli çalışan bir daireyiz. Çok iyi. Özellikle bu 2 yılın içerisinde, 2005 ile 2006'da 50 trilyona yakın para harcadık. Güzel bir şey. Altyapıya gittim. Çok güzel yollar yaptık. Örneğin bir yol söyleyeyim. Bir gezi esnasında buyurun gidin. Serdarlı'dan veya Tirmen, Yamaçköy'den Esentepe'ye bağlanan yolları açtık biz. Bu memleket iki yeri biliyordu. İşte Girne yolu, bir de dağ yolu. Evet. Şimdi oralardan da geçiş oluyor. Yani trafik yükü ana arterlerden kayıyor başka yerde. Güzel. Yani biz onları %10, %15 nispetinde kaydırsak evet, bizim için büyük bir kardır ve kaza riskini azaltırız. Ve bizim buralarda mesela ben şöyle bir notum var. Fiziki gerçekleşme yollarımızda 3. sınıf yollarda %67. İyi bir rakam. Şeyde master planda %80'leri bulan bir gerçekleşme var. Bugün bir Girne çevre yolu yapılıyor. Bugün kuzey sahil yolları eskiden 1 saatte gidilen yollar bugün 15 dakikanın içerisinde gidiliyor. Evet. Ha, biz Lefkoşa veya Gazi Mausa bağlantı yollarına da bakıyoruz. Bugün çok önemli bir proje yapıyoruz. Yani dikkatinize getiriyorum. Karpaz yolundan, Magosa Karpaz yolundan direkt Mausa Lefkoşa yoluna bağlanan bir bölünmüş yol projemiz var. Evet. Bu uygulamaya kondu. Hastane yolunun dışında hastane yoluna paralel. Bu ne demektir? Magosa trafiğine çok büyük bir katkı. Bir bypass yolu. 2,5 mil yapıldı. Yani biz Akyar sınır kapısı diyoruz. Mükemmel 4 şeritli bir yol. Yıllardır Magosa için bir handikap. Orada da bir sorun var. Yalnız sürat yapılıyor yolda. Lazım çok artık... Şimdi ışıklandırması yapılmış. Aydınlatılması yapılmış. Çok geniş oluyor. Ha. Çok özellikle geniş. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu bizim için de bir kıvanç oluyor. Gidin bugün betonları dökülmüştür. Kısmet olursa 10 gün sonra betonlar kalıpları sökülecek. Bir alt geçit yaptık. Nasıl Girne'ye girerken bir tünel görüyorsunuz. Aynısını bugün Yılmazköy'de göreceksiniz. Ne zaman Girne yolu ne zaman açılır? Girne yolunun 5 kilometresi sanırım böyle geçici olarak bir ayın içerisinde trafiğe verilebilir. İlk 5 kilometresi. 5 kilometre. Nereye çıkacak 5 kilometre? Girne Amerikan Üniversitesi'nin oraya. Yine rahatlayacak. Güzel bir proje. Yine rahatlayacak. Bayağı iyi. Güzel bir proje. Ha, bu Girne'nin içerisinde yaptığımız yollar var. Yani bunlar kayda değer yollar. Ve kamuoyunun dikkatine çekilmesi gereken yollar. Şimdi benim bir tabelamın eksikliği geçtiğimiz programda bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Şu güne kadar tam 80 bin kilogram biz yol boyası ve cam tuz harcadık. Ve bizim yol çizgi makinamız hiç durmuyor. Harcanması lazım ama. Harcanması gerekir. Yani ben bunu büyük bir iş yaptık diye söylemiyorum. Bu çizgiler nereden gelir abi? Bizden. Niye bu Avrupa'da çizilen çizgiler? Nasıl? Şimdi nedir? Bakın şimdi her şeyi Avrupa'yla... Yok ben merak ettim. Daha yani. Pahalı. Neden silinmez diyor. Niçin? Daha pahalı. Biz daha, daha pahalı ehliyet alırız. Daha pahalı her şeyi yapalım. Niçin biz daha pahalı çizmeyelim? Ama bak şimdi bazı noktalar... Amacı nedir yani? Ama bak, biz evet tartışmaya girmeyelim. Son evet, sözümüzü alalım. Ve 75 kilometre otokorkuluk yaptık. Bu 2005-2006'ya bağlayan 75 kilometre otokorkuluk. Bugün İyi dağ yani. Yolu... Ta Rum'un zamanından. Güzel. İnşallah Mausa yolunda tümünü yapacağız. Mausa yolunda yapacağız. Çünkü Mausa kavşakları da kaldırın. Kavşakları da kaldırın. Bakın kavşaklarda da bugün programımıza neyi aldık? Bir de bu sene en çok ölen Girne Güzellik yolunda. Alt geçit yolunu. Alt geçit olayını gerçekleştireceğiz. Evet Edin Bey. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz eleştiriyi her zaman açığız. Geçen programda da söylediğim gibi o şahıslara da getirdik. Kahvelerini ikram ettik. Biz de bir arkadaşı evet. için uğraştık ama arkadaş hep kaçtı bizden bu hafta. O Tuzluca'daki arkadaşını. Şimdi aradım birkaç defa Allah razı olsun dedi falan filan. Ayarladık gitsin gitmedi. Telefonları kapattı yüzünden. Dedik artık ilgilenmeyin bilmem. Ama biz de ilgilendik yani. Bizim de görevimizdi çünkü bu. Evet. Ama biliyorum yani orada sağlık kurulu ciddi bir çalışır. Bilmiyor. Yani ben yani, o konuda ilgilendim ancak arkadaştan ben gerekli şeyi görmediğim için. Tabii ben bu ara hem katılımcılar hem de televizyonda katılanlara da teşekkür edeyim. Şimdi hassas bir konu. Evet. İnsanımız arıyor zaten. Tabii. Çünkü hepimizin yani biz çok memnun büyük olduk. Bir sorunudur. Ve şöyle bir şey.
doktorun söylediği gibi lokal yorulan noktalarda eleştiriler geldi. İşte şu tabeladır, şu tabeladır. Ama genelde master plan uygulaması bizde. Gerçekten. Tabii takip edeceğiz Nur Aydın Bey. Bu bizim tabii görevimizdir. Özellikle evet, benim dediğim gibi işte bu çöken yollar çok tehlikeye arz ediyor. Onları süratle yapmanız lazım. Şunu söyleyin. İhale safhasında yani sonuçlanmasını bekliyoruz. Yani o çok önemliydi. Çünkü araba altından kaçar. Devreye girer çünkü. Yağmur gelsin. Allah etme yağmur gelsin. Çok tehlikeli olur. Sayın geçen sene iki tane kardeş oldu orada. Harun'cum bak bir de şunu söyleyeyim. Kantarlar devreye girdiği gün Demirhan'dan Lefkoşa, Gönyeli Kavşağı'na kadar ne zaman büyük bir ihtimalle bu yakınlarda girmesi gerekir. Yani çalışmaları yapılıyor yani onların ve kaplamasını yapacağız. Güzel. Peki çok teşekkür ederiz Aydın Bey. Biz evet Barış. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Çok güzel bir program oldu. Trafik kanayan bir yara artık çoban oldu. Bunu gazlı artık günlere geldik. Keşke elimizde bir imkan olsa, sihirli bir değnek olsa, dokunsak her şey güzel olsaydı. Ehliyet sisteminden konuşuldu, trafik konuşuldu, sigortalar konuşuldu. Hala da bu konular konuşuluyorsa ilgili makamlıklar artık devreye girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen ayların içinde eğitmenlik sınavı yapıldı. Ve pratik sınavını sınav komisyon başkanı Sayın Zeki Kiremitçioğlu yapmıştı. Ve bizde gelen haberleri de 10 dakikada 20 dakikada bu eğitmenlik sınavlarını yaptığını söylediler. Artık bu gibi sınavların bir kişi değil ciddi anlamda yapılması. Ciddi anlamda yapılmasını istiyoruz. Öyle 10 dakikada 20 dakikada eğitmenlik sınavının yapılmamasını istiyoruz. Ve ne yasada ne gerekirse eğitmenler için, ehliyetler için bunların göz ardı edilmemesini istiyoruz. Eğer ediliyorsa da buradan ilgili bakanlıkta çalışan yetkililere bundan araştırılmasını talep ediyoruz. Çünkü gerçekten bu konularda şoför okulları rahatsızdır. Biz artık doğru bir yasamız, doğru bir tüzüğümüz ve bir müfredatımızın olmasını istiyoruz. 10 ders veriyoruz. Tüm şoför okulları kendi kafalarına göre gösteriyor. Biz bunun artık kafamızdan kaldırılmasını istiyoruz. Üzerimizden bu yükün kaldırılmasını istiyoruz. Tüm şoför okulları bu konularda rahatsızdır. İnşallah Sayın Cemal Bulutoğlu'nun başkanın Lefkoşa'ya büyük katkıları olursa bu trafik konunun büyük çoğunluğu kalkacaktır. Biz buna inanıyoruz. Çünkü yaptığı çalışmalardan biz bunu gözlemliyoruz. Bizi izleyen izleyicilere ve buraya katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kazada 3 tane serfi var. Bunu her programda söylüyorum. Sevgi, saygı ve sabırı trafikte esirgemeyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Barış. Evet İbrahim Bey. Şimdi ben önce bu insanlarını kaybetmiş, evlatlarını kaybetmiş insanlara Allah'tan sabır diliyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Herkesin artık elini taşın altına koyarak, tamam hepimiz biliyoruz bu sıfır olmayacak. Ama bunu kabul edilir bir düzeye getirmemiz lazım artık. Yani bu analar ağlamasın. Çocuklar öksüz kalmasın. Yani bir şeyler yapmamız lazım artık hepimiz. Yani burada oturuyoruz, konuşuyoruz. Ben sigortacılık üzerine konuşayım. Ben kendi fikirlerimi, birliğimin fikirlerini burada aktardım. Ama maalesef düğme bizim parmağımızın altında değil. Konuşmak mı olmuyor? Start yok. Parmağının altında düğme olanlar ortalıkta yok. Evet. Yani artık devletin, bakın Karayolları Müdürümüz burada diyor ki benim bir master planım var. Ne diyor. Güzel. Ben diyor 2010'da hangi yolu yapacağımı, nereyi yapacağımı biliyorum. Gazetelerden okuruz. 25. master plan hazırlandı turizme. Peki bu trafiğin ilgili birimlerini bir araya getirerek bir master plan hazırlanamaz mı? Yani bu kadar zor mu? İlgili birimlerin bir araya gelerek bunu çözmesi, bir çözüm üretmesi bu kadar zor mu?
Yani kaç kişi daha ölmesi gerekir? Biz sigortacılar olarak görevimizin ne olduğunu biliyoruz. Bizim görevimiz, biz caydırıcıyız trafik kazalarına. Yani sigortacılık kimliğimizle, tabii ki bu toplumun insanıyız, bizim de içimiz kanıyor. Her gazetede bir ölüm gördüm de içim kanıyor. Yani arkadaşım mı, dostum mu, ondan sonra durup düşünüyorsunuz. Ama benim arkadaşım, benim tanıdığım değil ama birinin oğlu, birinin kızı, birinin kardeşi, içimiz kan alıyor. Yani bunun dışında sigortacı olarak kimliğimiz sadece caydırıcı gücümüzü ve cezalandırıcı gücümüzü kullanmamız lazım. Bunu kullanmamız lazım artık. Aslına bakarsanız sigortacıların işi kazıdan sonra başlar işimiz. Ama caydırı ve cezayı getirmemiz lazım. Evet. Bunu da yapabileceğimiz tek prim sistemimizdir. Parayla yakacağız canlarını. Onun için Sayın Mehmet Avcı'ya sordum. Trafik cezaları yükseldikten sonra kazalarda bir düşüş var mı? Çünkü yani bakın bizim ülkemizde maşallah Mercedes BMW'dan da geçilmiyor. 25 yaşın altındakinden ek prim alacağım diyorsunuz. 200 milyonluk bir prime %100 de ek prim alsanız 400 milyon. Bu acaba o BMW çocuğunun altına veren insanı ırgalayacak mı? Yani kaza yaptı, ona da %100 dedim. 800 milyon. Altındaki araba 80 milyarlık. Yani bunları da düşünmek lazım ama artık bu gücümüzü kullanmamız lazım. O hiç tartışmaya götürmüyor. Evet. Söyle teşekkürler İbrahim Bey. Herkese çok teşekkür evet. ederim. Evet. Bütün konuklarıma buradan teşekkür ederim programa katıldığı için. Değerli izleyenler, iki haftadan beridir trafik kazalarını konuşuyoruz. Gözü yaşlı anneleri, babaları hep birlikte gördüğümüz. Allah kimseye o acıları vermesin diyoruz. Programımızda günün dörtte birini burada harcıyoruz. Yaklaşık 6,5 saattir buradayız. Sanıyorum ki bu ülkede bu şekilde program yapan başka arkadaşımız da yoktur. 6,5 saat canlı yayın. Ve üstelik de sizler de katılıyorsunuz. Programlarımıza konuk oluyorsunuz. Yani kendinizi burada bizimle birlikte hissediyorsunuz. Bu bizlere mutluluk veriyor. Günün sonunda gördük ki trafik kazalarını önlemek için hepimizin de elimizi taşın altına koymamız lazım. İbrahim Bey dediği gibi. Bu hepimize büyük bir sorumluluktur. Sadece Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı veya Karayolları Müdürü veya Sigortacılar Birliği veya Şoför Okulları değil, bizler de birer birey olarak kendi üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekir. Çünkü bizler de bu insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Kuralları yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü çoğu zaman görüyoruz ki kurallar aşılınca kazalar oluyor. Yani dikkatsizliği biz yarattığımız zaman kazalar meydana geliyor. Ülkemizde zaten sorun çok. Yani kazaya davetiye çok. Sayın Avcı'nın dediği gibi kaza geliyorum demez değil, bizde kaza geliyorum der. Yani o durumda yaşıyoruz. O bakımdan gözlerimizi dört açmamız gerekiyor. Çünkü daha çok dikkat isteyen bir ülkede yaşıyoruz. Hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Önümüzdeki hafta başka bir konuda birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi bir de hafta sonu diliyorum. Mutlu sabahlar. Seminde hey! Eski kentin sokaklarında
sırtına sırtına. Eski kentin sokaklarında patron. Devlet Piyangosu 31 Aralık 2006 özel çekilişinde 558.500 yeni Türk lirası dağıtıyor. Büyük ikramiye 300.000 yeni Türk lirası. Üstelik biletler sadece 10 yeni Türk lirası. Devlet Piyangosu. İkramiye çıkma şansı en yüksek piyango. Geçmişten günümüze, Kıbrıs'ın geleceği, Geleceğin Bankası. Kıbrıs Vakıflar Bankası. Ssangyong kıvrısı çok beğendi. Biz de onu çok beğendik. Ssangyong kıvrısı çok beğendi.